Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Onur Hostel TV'ye, Onur Hostel kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şöyle elimde görmüş olduğunuz şu kapı süsünü nasıl hazırladım? Şimdi bunu izleyeceksiniz. Keyifli izlemeler diyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Gelsin yılbaşı süsü nasıl hazırlanır videosu. Evet arkadaşlar, videonun başlığından da anlamış olduğunuz gibi bugün harika bir kapı süsü yapacağız. Yılbaşı için bu kapı süsünü yapacağız. Ve sıfır aslında malzeme aldım neredeyse. Çünkü bunların hepsini dışarıdan topladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çam dallarımız var. Bunları da şöyle güzel çiçekler buldum. Bunları da kendim kopardım. Bizim bu tarafta Zekeriya köyde olduğum için böyle çiçekler bulmak çok kolay. Şöyle çınar tohumum var. Yine başka bir çiçekler topladım. Şöyle bir dergimiz var. Ya da gazete de olabilir bu. Bandımız var. Burada delimiz var. Şöyle bir ipimiz var. Aynı zamanda şöyle bir ipimiz var. Şöyle bir yeşil kumaş var. Bu herhangi bir renk de olabilir. Ben uyum sağlasın diye yeşil buldum. Makasımız var. Şurada bir süsümüz var. İstersek kullanırız ve tabii ki silikon tabancamız var. Şimdi nasıl yapacağız? Bunları göstereceğim size. Çok basit aslında. İlk olarak şu halkasını yapmamız lazım. Bu halka için de ben gazete kağıdı ve bant kullanacağım. Sonrasında da süsleme kısmına geçeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım yılbaşı kapı süsümüzü yapmaya. İlk olarak şu gazetemizi alacağız. Şunları arkadaşlar şöyle rulo gibi şöyle bükeceğiz bunların hepsini. Arkamızı oluşturmaya başlayacağız. Şöyle bir bakayım ben, ona göre tamamlama kısmını ayarlayacağım. Zannedersem bu kadarlık bir halka yeterli olacak bizim için. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık tamamen şekli ortaya çıktı halkamızın. Son bir tur daha şöyle saracağım. Son bir fixlemeyle. Sabitleyeceğim. Keseceğim. Şöyle halkımız hazır arkadaşlar. Şimdi ise şöyle şunu alalım. Şu kumaşımız ile halkayı saracağım arkadaşlar. İlk olarak şöyle kumaşımızı saracağız demiştim. Bunun için biraz silikona ihtiyacımız var tabii ki. Şöyle silikonumuz sınıyor mu? Evet. Biraz silikon döküyorum. Aynı zamanda şu silikonun ucu da akmasın diye şöyle şimdi de sarmaya başlayacağım. Yine silikon tabancasıyla fixleme işlemlerimize devam edeceğim. Kapı süsümüz yavaş yavaş ortaya çıkmaya hazır. Görmüş olduğunuz gibi şöyle halkamızı da bitirdik. Son derece sert oldu. Hiçbir şekilde bozulmayacak şekilde. Şimdi arkadaşlar çam dallarımızı yavaş yavaş üzerine sabitleyeceğiz şöyle. Sonrasında zırzırını doldurdum ve başlayalım. Tamamen şöyle süslemeye. Sonra da en son çiçekleri koyacağız üzerine. İlk olarak şöyle bir bakıyorum. Nasıl bir desen verebilirim diye. Sonrasında
bence. Güzel olur. Dersiniz. Bence son derece güzel oldu. Siz ne dersiniz? Şöyle yaparsak. Şimdi bunu bu şekilde fixlememiz lazım tabii ki. Bunun için de kullanacağız. Dikkat etmek lazım. Gerçekten acıklı açılıyor yani. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi çemberimizi de yaptık. Son derece sağlam ve sıkı oldu. Şimdi tabii bunu süsleme zamanı. Bakın nasıl süsleyeceğiz. Bunun için tabii şöyle şunları bir çıkartalım. Neler almışım? Geçirdiğimiz iplerin arasına şuradan kesip kesip yerleştireceğim. Bunlar tabi şöyle hepsi dökülüyor. O yüzden de bunları ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hepsini silikon tabancasıyla sabitleyeceğim. Ve sonradan dökülmesini istiyorum. Bunlar düşündüğümden daha çok dökülüyor. Yani o yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Şunlardan özellikle hani çok güzel duruyorlar. Fakat
çok çabuk dökülüyorlar. O yüzden de böyle aralara normalde olan süslerinden ilave ediyorum. Hem daha renk katsın. Hem de şirin ve güzel süsün. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kapı süsümüzü yaptık. Beğendiniz mi? Son olarak tabii şurada bir boşluk bıraktım. Bu boşluğu da şunun için bıraktım. Çünkü kapı süsümüzü asmamız lazım değil mi? Bir şekilde bunu da şöyle asacağız.